bütünleşmiş efendim. Evet. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Medine'ye doğru gidelim. Medine'de bir kapıda misafir olalım. Kapıyı çalalım. Kapıyı açacak. Orada bir bekleyen var. Bize yol gösterecek. Önümüze geçecek. Gölgesi vurdum yüzümüze, bizi etkileyecek. Medine'de gece yarısıdır. Gecenin ilerleyen saatleridir. Uzun boylu bir adam, sarsan ve sarsılan adam. Hazreti Peygamber'in kızların hanımlarından kendi kızının evine gider. Hazreti Peygamber'in hanımı ama aynı zamanda Hazreti Peygamber'in de kızıdır, Resulullah'ın eşi, yanına gider. Der ki, bana bir yemek mi hazırladın? Yemeği hazırlar. Kızı Resulullah'ın eşi yemeği Ömer'in yanına koyar. Hazreti Ömer. Yemeğe bakar şöyle uzun uzun. Ben yemem ki bunu. Çünkü çeşit yemek vardı, güzel bir et vardı. Bir de kızı babasına güzel bir çamaşır hazırlamış. Halife Ömer'e. Giyecek onu, yürüyecek onunla. Şöyle bakar oraya. Döner ve kızına der ki, kızım der. Benim örneğim neye benziyor biliyor musun? Üç adam vardı. Üç arkadaş vardı. Yola çıktılar. Bu yola çıkan üç arkadaştan biri menzile vardı. Varacağı yere vardı. Yolu doğru tamamladı. Yolda sapmadı. Sağa sola meyletmedi. İkincisi, o da yola çıktı. O da yola vardı. O da sapmadı, saptırmadı. Hiç ihanet etmedi. Birincinin yolundan gitti. Sonra üçüncü bir adam vardır. O henüz yoldadır. Yol onu nereye götürür bilmiyor kızım. Sonra döndü ve dedi ki, kızım söyle bakalım. Hazreti Peygamber evinde ne yerdi? En güzel yemek neydi? Dedi ki, efendim, Resulullah'a taze ekmek yapardık. Pişince biraz sıcak sıcağına üstüne tereyağı dökerdik. Bulursak şeker katardık. Hazreti Peygamber'in en sevdiği yemek buydu. En çok giydiği neydi? Kaba yünden olan bir elbise. Kızım, ah kızım, ah canım kızım. Resulullah'ın hanımı kızım. Sen babana baksana neler getirmişsin. Baban bu yağlı yemekleri yiyecek, bu güzel elbiseyi giyecek. Vallahi kızımın dediğini yaparsan bu gece, yani Hazreti Hafsa'yı kastediyorum. Kendi kızını, Resulullah'ın eşini. Eğer kızım Hafsa, bugün senin dediğin gibi yapsam o iki dosta yetişemem ki. Onlar çekip giderler, ben çok geride kalırım kızım. Yolumu kapatma, önüme geçme. Bu yemeği yemeyeceğim bu akşam ve bu akşam bu sofrada oturmayacağım. Ve bu yumuşak elbiseyi giymeyeceğim. Bilesin, aa kızım diyecek. Çıkacak Medine'nin gece yarısında o evden çıkacak kendi evine doğru giderken. Şu büyük adam, şu mekanlara hakikaten sığmayan şu adam. Şu rikat ve dikkat bakışıyla Kur'an'a bakanların Kur'an'ın zatında gördükleri şu adam. Şu mıhlanmış gözlerle insanların düşünürken yöneldikleri, iç alemlerini düzelten o adam. Halbuki ne kadar da kötü bir İslam düşmanıydı. Bir gün Mekkeliler dediler ki, Muhammed'le baş etse etse, Muhammed'in kafasını getirse haşa, bir Hattab'ın oğlu getirebilir. Hazreti Ömer'e kılıç veriyorlardı, onu Resulullah'a kışkırtıyorlardı. Ömer kılıcını alıyordu eline, Resulullah'ı arıyordu. Resulullah'ın yaşı 45'tir, Ömer'in yaşı 32'dir. Resulullah 40 yaşındayken Ömer 27 yaşındadır. 32 yaşında Resulullah'ı arıyor. Yürürken Nuaym diye biriyle karşılaşır. Nuaym der ki, Hattab'ın oğlu ne o böyle, kaşların çatılmış. Çünkü sinirlenince Hazreti Ömer'in şu alnında
bizim ya harfine benzer bir harf belirirmiş. İki anın arasında sert bir damar kabarırmış. Sert bir bakışı vardı, yüzü uzun ve elmacık kemikleri çıkık, buralarında çizgiler vardı. Katı bir bakışı vardı. Sakalı sık değil ama uzundu. Muhammed'i arıyorum dedi. Ne yapacaksın? Bugün Muhammed'in kafası gidecek dedi. Haşa ve kella. Nuaym Resulullah'tan onu uzaklaştırmak için dedi ki, Muhammed'le uğraşacağına, bacınla, eniştenle uğraşsana. Ne olmuş onlara deyince, Müslüman oldular, daha ne olacak? Senin gücün Muhammed'e mi yetiyor? Ailenle baş edemiyorsun. Bacın Müslüman oldu. Birdenbire döndü ve şiddetle, yalan söylüyorsun dedi. Vallahi doğru söylüyorum, git. Bir anda nevri döndü. Dünyası alt üst oldu, gözleri böyle çakmak çakmak. Benim kızım, Ömer'in oğlu, Hattab'ın kızı Müslüman olacak, öyle mi? Yıkarım dedi Mekke'yi onun üstüne. Yıkarım Mekke'yi onun üstüne. Hemen eve doğru. Kapıya geldi, baktı ki bir ses var. Kulak kabarttı. Bir ses, Kur'an okunuyor. Kur'an okunuyor. Birdenbire kapıya yüklendi. Kaçın kapıyı dedi. İçeridekiler dediler ki, eyvah, Ömer geliyor. Ömer bir tufandı, bir belaydı, bela. Kasırgaydı. Geldi mi bir yere toz buz ilerdi. İçeri girecek. Hemen Habbab bin Eret, bacısına Kur'an öğretmek için gelen eniştesiyle Zeyd'le, Hazreti Ömer'in ablasına İslam'ı öğretmek için gelen Habbab hemen bir anda sedirin altına saklandı gitti. Ömer kapıyı vurdu, sonra kapıyı devirdi. Koca kapıyı paramparça etti. İçeri girdi. Bacısına dedi, ne yapıyordunuz içeride? Bir şey yapmıyorduk deyince öyle bir tokat indirdi ki bacısının ayakları yerden kesildi, duvara kadar. Bir anda yüzü değince duvara, duvar kan içinde, bacısı kan revan içinde. Burnundan ve ağzından kan boşandı. Bacısı kalktı, kanları silerken, ne istiyorsun dedi bizden. Siz de bir Muhammed'e gittiniz dedi. Bacısı artık inkar edecek hali yoktur. Evet dedi, biz de Muhammed'e gittik. Biz de Resulullah'ın dinindeniz deyince, yanına doğru Zeyd geldi, eniştesi. Hiddetten mi Ömer deyince bu sefer ona tokat indirdi. Zeyd de yere uzandı. Dedim ya, Ömer bir tufandı, önünde durmak mümkün değildi ki. Tufan vardır, hidayet bulur, sonra kasırgaya dönüşür. Ömer öyle bir tufandı. Şu sarsan de sarsan ve ama sarsılan adam bir kasırga, bir tufana dönecektir. Bir an ablasının evi, bacısının evi kan revana döndü. Bana okuyun dedi, ne okuyordunuz demin? Ablası dedi ki, sana okumayacağız. Sen müşriksin. Sen necissin. Vallahi sen temizlenmedikçe biz sana okuduğumuzu okumayacağız. Sen onu dinlemeyi hak etmiyorsun ki. Sen bizi deviriyorsun. Sende insaf yok ki. Sende merhamet yok ki Ömer. Allah'tan kork a Ömer deyince bir an duraksadı. Çünkü o hiçbir kadından böyle bir karşılık görmemişti. O hep dövülmeyi öğrenmişti. Kadınların sindiğini görmüştü. Bir kadın ilk kez direniyordu. Çölün şu aslanına iki adam vardı Mekke'de. İkisi de aslan gibiydi hakikaten. Bir pençeleri eksik desek yelesi kabarmış gibi. Biri Hamza, biri Ömer'di. İşte onlardan biri bu adam. Değsen yanarsın, dokunursan parça parça olursun, böyle bir adam. Dönüyordu, diyordu ki, hadi söyleyin bana, hadi söyleyin, bir dinlemek istiyorum. Ablası dönüyordu, önce bir git yıkan diyordu. Necasetten ve cenabetten kurtul, sonra sana okuyalım. Dönüyordu, bütün bunları Muhammed mi öğretti sana? Evet diyordu, o öğretti. Sen amma dilin uzamış ha diyordu. Sen amma cesaretlenmişsin. Dönüyordu, Allah'tan kork diyordu Ömer kardeşine. Allah'tan kork, daha yetmedi mi? Baktı şöyle, okuyun bana dedi. İşte o ana kadar sedirin altındaki Habbab bin Eret dışarı çıktı. Öğretmen Habbab korkudan gizlenmiş sedir altına, döndü ve baktılar Hazreti Ömer'e. Sonra ne oldu? Sonra çok şey oldu. Çok kısa bir aradan sonra.
nihayet eniştesi ve bacısı ve Habbab Hazreti Ömer içeri girdi. Su döküldü üstüne. Sen yıkanmazsan biz sana Kur'an'ı vermeyiz diyen dedikleri için Hazreti Ömer'in gidip yıkandığını görürüz. Yıkandı ve içeri geldi. Hadi şimdi okuyun dedi. Habbab bin Eret elindeki sayfayı açtı. Taha suresinin ilk ayetleriydi. Taha suresinin ilk ayetleri Hazreti Ömer'i ayetleri dinleyen Hazreti Ömer'i derin bir sessizliğe, derin bir sükuta itti. Taha suresi ayet ayet iniyordu. Sanki gönlüne Hazreti Ömer'in, sanki yüreğine ayet ayet iniyordu. Oturdu sessizce, şu hiç sessizce oturmayı öğrenmemiş adam. Şu bütün hayatı boyunca kavgayla gitmiş adam. Mekke'nin kabadayısı, sonra Medine'nin sultanı. Mekke'de taş üzerine taş koymayan adam, yürüdüğünde ona sataşmamak için insanların yol değiştirdiği şu adam. Gözüne kestirdiğini yıkan şu adam, şu çatık kaşlı, şu hiç ağlamamış adam. Şu belki kadını bile, kadına bile kadın gibi muamele etmemiş. Kadın tanımamış, çocuk tanımamış şu adam. Şu insaf nedir bilmek bilmeyen şu adam. Rahman ve Rahim'i dinleyince şöyle bir durdu. Gözleriyle Habbab bin Eret'i gözetliyordu. Ayet-i Kerime öyle diyordu. Taha, biz sana Kur'an'ı güçlük çekesin diye indirmedik. Ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. Dinliyordu ayetleri. Kur'an yeri ve göğü yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir. Kur'an dedi ya, şu ayetlere bakıyordu. Rahman arşa istiva etmiştir. Allah bütün arşı kaplamıştır. Göklerde, yerlerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O'nundur. Şöyle bir dikleniyordu Ömer. Gözünü semaya dikiyordu. Sonra aklına Mekke'deki putlar geliyordu. Eğer sen sözü açıktan söylersen bilesin ki o gizliyi de gizlinin gizlisinde bilir. İç alemine dönüyordu. Her şeyi gizli mi biliyor diyordu. Gizliyi biliyor mu? Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler ona mahsustur. Halbuki o Lat ve Uzza'dan başka bir şey duymamıştır. Menat'tan başka. Ey Resulüm, Musa olayının haberi sana ulaştı mı? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine. Bekleyin. Eminim ki o ateş, bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meşale getiririm. Veya ateşin yanında bir rehber bulurum demişti. Tur-i Sina'ya geldiği zaman, oraya vardığında kendisine tarafımızdan ey Musa diye seslenildi. Şimdi dinliyordu Hazreti Ömer. Musa'yı duymuştu. Hayal meyal. Musa'ya ne geldi acaba diye bir an kulak kesildi. Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim. Hemen pabuçlarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın. Allah peygamberini vahyi indireceği yere ayakkabıyla sokmuyordu. Ayağında necaset vardı. Çıkar Musa ayakkabını. Ben seni seçtim. Şimdi vahiy edilene kulak ver. Musa kulak kesiliyordu. Mekke'de Ömer kulak kesiliyordu. Muhakkak ki ben yalnızca ben Allah'ım. Senden başka ilah, benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et ve beni an. Bunu duyunca Hazreti Ömer durdu bir an. Yeter dedi, tamam. İnneni enallah ayetini okuyunca yeter dedi. Kur'an bu mudur dedi. Habbab dedi ki budur Kur'an. Anlamıyorum dedi. Mekkeliler bunun neyine düşmanlar dedi. Bu kadar güzel sözleri beni alaşağı eden bu sözlere. Mekkeliler neyin düşmanı dedi. Buna mı düşmanlık ediyorlar? Mekkeliler şu kırılatsın Mekke dedi. Sinirlendi birinden biri ayağa kalktı. Sanki tavan çökecek. Muhammed'i gösterin bana nerede? Zeyd önüne geçti bacısı ve Habbab seni ona götüremeyiz.
Elinde kılıcın var senin, ona zarar verecek. Sen önce bize ver. Önce bizi kes bir bir, sonra Muhammed'e git deyince, hayır dedi. Ben onu öldürmeye gitmeyeceğim. Ben darmadağın oldum dedi. Darmadağın oldum dedi. Ne anlatıyor bu ayetler? İlk kez böyle bir şey duyuyorum ben dedi. İşte o an Habbab bin Ered birdenbire öne doğru gitti, tuttu pazularını. Müjdeliyorum seni dedi. Neyin müjdesi dedi? Dün gece Resulullah senden bahsetti. Benden mi bahsetti? Senden bahsetti. Benim hakkımda ne dedi Muhammed dedi? Dedi ki Allah Resulü ellerini açtı göğe. Dedi ki ya Rabbi iki Ömer'den birine, ya Ebu Cehle ya Ömer bin Hattab'a İslam'ı nasip et. Öyle mi dedi? Öyle dedi deyince, hadi o zaman gidelim dedi. Elinde kılıcı, önde bacısı, eniştesi ve Hazreti Habbab. Kim bu Habbab biliyor musunuz? Bu Habbab bin Ered şu adamdır. Müslüman olunca gariban olduğu için onu yere yatırmışlar. Sırtına demirlerden, kızgın demirlerden derin derin iz yapmışlar. Habbab'ın sırtında bütün sırtı delik deşikti. Bir gün Hazreti Ömer görünce yıllar sonra diyecektir. Ben hayatımda böyle bir sırt görmedim. Bütün sırtı delik deşikti. Parmağımı sokardım diyor Ömer. Sırtında kaybolurdu parmağım. Sordum Habbab nedir bu senin halin? Dedi ki Ömer Mekke'nin o çile yıllarından kanma bunlar. Beni yere yatırıyorlardı. Sırtıma yağda kızdırılmış demirler batırıyorlardı. Demirler sırtımda sönüyordu. Vallahi yağ, yağlar akıyordu, kanlar. Öyle işte. İşte o günlerden kalma. Dönüyordu Hazreti Ömer. Ben hayatta hiç böyle bir sırt görmedim ki diyordu. Habbab dönüyordu ve cevaben diyordu. Keşke hiç görmeseydim. Keşke kimse görmeyeydi. Bir ben bileydim, bir de bana bu delikleri açanlar. Niye diye sorunca Hazreti Ömer diyordu ki, çünkü ben Allah'ın huzurunda diyeceğim ki, deseydim ki, ya Rabbi bu delikleri senin için açtılar. Benim sırtım tamamen böyle deliklerle delik deşik, senin için oldu diyebileyim diye. Dönüyordu Hazreti Ömer, hadi Muhammed'e diyordu. Yürüyorlardı Resulullah'a doğru giderken, İçeriden haber geliyordu. Resulullah'ın etrafındakiler diyorlardı ki Ömer geldi. Ömer, eyvah bir tufan geldi. Kasırga geldi. İşte o an Hazreti Hamza devrededir. Gelsin diyordu. Güzellikle gelmişse güzellik bulur. Yok kötülükle gelmişse vallahi kılıcıyla ben onu doğrulturum diyordu. İçeri giriyorlardı. Mevlam nasip etsin cümle kullara Kabe'ye gidip de görüp de gelmeyi. Mevlam nasip etsin cümle kullara Kabe'ye Zeminden kana, kana içmeyi, Hacerul Esved'e yüzler sürmeyi, lebbeyk Allah. Ve Hazreti Ömer, Hazreti Resulullah'ın huzuruna girmekteler.
Ömer içeri girer girmez kılıç elinde hala, kafasında hala şüphe var. Birdenbire Hazreti Ömer'in yanına gelen Hazreti Hamza, Ömer'in bir kolunu, denildiği kadarıyla Hazreti Zübeyir diğer kolunu tutar. İkisi bir an Hazreti Ömer'in kollarını tutarlar. Ömer yürür Resulullah'a doğru. Hazreti Peygamber ayağa kalkar, Ömer'le göz göze gelir. Hazreti Ömer'in gözünün ta içine bakar. Sonra der ki, Hattab'ın oğlu, yetmedi mi daha? 5 yıldır direniyorsun sen, 5 yıldır. Daha ne kadar direneceksin? Yoksa Ebu Leheb hakkında gelen ayetin bir benzeri, senin hakkında insin mi bekliyorsun? Gökten senin hakkında bir şimşek mi insin bekliyorsun? Hattab'ın oğlu, yetmedi mi daha? Resulullah Hazreti Ömer'in kemerini tutar. Bazı rivayetlere göre şöyle bir kemeri vardı onu. Bazı rivayetine göre şu pantolonumuzu örten kemerin benzeri bir kemeri tutar. Hazreti Peygamber Ömer'i sarsar. Sanki bütün Mekke sarsılır o anda. Koca Ömer Resulullah'ın sarsmasıyla sarsılır. Geriye bir gider bir gelir. Sonra der ki, vallahi ben iman etmeye geldim. O zaman söyle der. Bir an, bir an Erkam bin Ebul Erkam'ın evi kelime-i şehadetle çınlar. Müslümanların yüzü gülmektedir. Mekke'nin iki vurucu gücü, Mekke'nin iki delikanlısı, Mekke'nin iki önüne geçilmez tufanı Müslüman olmuştur. Onun için Ebu Cehil onu duyduğunda, işte şimdi yıkıldık demişti. Ömer de gitti, Hamza da diyecektir. Sonra Resulullah'a döner, artık çıkalım madem öyleyse. Hazreti Peygamber döner, innena kalil, biz azsız daha. Hazreti Ömer, azsak da biz varız diyecek. Çıkacaklar, 40. Müslüman derler. Bazıları biraz daha rakamı yükseltirler. 40 kişi Kabe'ye ilk yürüyüş. Faruk der, diyecek Resulullah ona. Hak ve batıl senin gelişinle birbirinden iyice ayrıştı diyecek. Kabe-i Muazzama yürüyecekler. Mekkeliler Resulullah'a saldırınca Hazreti Ömer'le Hazreti Hamza el ele kol kola girip Resulullah'ı koruyacaklardır. O gün zor bir gündü. O gün tam Mekke'de bir kargaşa günü, bir kaos, bir kavga günüydü. Resulullah'a saldırıyorlardı. Ömer'le Hamza radıyallahu anh ve diğerleri onları uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. O gün o kavgada çocuk Ali bile vardı. Resulullah'ı koruyanlar içerisinde. Sonra döner Hazreti Ömer, Utbe bin Rabia'ya der ki, vallahi sayımız 300'e vardığında ya Mekke'den siz çıkacaksınız ya Mekke'den biz çıkacağız. Mekke, Kabe ikimizden birini barınmayacak. Utbe saldırınca elleriyle Utbe'nin gözüne sokar. Mekke iyice dağılmıştır. Mekke alt üst olmuştur. Düne kadar kumlarda ezilenler yüzleri gülmektedir. Bilallerin, Hubeyblerin, Habbabların, Zinnirelerin yüzleri gülmektedir artık. Şu adam, şu ayetlerin sarstığı adam, bir gün Tur suresinin bir ayetini dinliyordu. Bir ayet, neticede bir ayet, ama bir ayet onu bütün bir hafta yatağa bağlamaya yetiyordu. Bir ayet. Bütün bir Kur'an bizi bu kadar etkilemiyor maalesef. O kadar yüreklerimiz günaha alışmış ki. Ama bir ayet Hazreti Ömer'i uyutmuyordu. Sarsıyordu, duvarın dibine dayanıyordu. Uzun uzun o ayeti dinliyordu. Uzun uzun o ayeti düşünüyordu Hazreti Ömer. İnne azâbe rabbike levâkiyâ. Bu ayeti kerime. İnne azâbe rabbike levâkiyâ. Sen Rabbinin azabı mutlaka gelecek. Onu engelleyecek hiçbir güç yok ki diyordu ayeti kerime. Hepsini hatırlıyordu bir bir ardınca. Bir gün Bedir sonrasıdır. Bedir sonrasıdır. Hazreti Peygamber ölüler atılmış kuyuya eğilir. Ebu Cehil gibi, Velid gibi, Şeybe gibi hepsi orada. Benim de gördüğüm o Bedir kuyusunun başında. Hazreti Peygamber eğilir Bedir kuyusunun başına. Tek tek söyler oraya atılmış bütün Mekke'nin müşrik liderlerine, der ki, gördünüz mü? Dediklerimin doğru olduğunu gördünüz mü? Yaşadınız mı der. Resul'de bir
zafer hatlı yoktur. Hazreti Peygamber'de bir üzüntü, bir teessür var. Mekke'nin müşriklerine bakar. Gördünüz mü benim doğru olduğumu, anladınız mı? Hazreti Ömer döner ve der ki, seni duyuyorlar mı ya Resulallah? Duyuyorlar ama konuşamıyorlar. Sonra ne oldu? Sadece bir dakika aramız var. Bir dakika sonra biz yine buradayız. Bedir'in başındalar, selamla tabii. Bedir'in başındalar, Resulullah eğilir, Ebu Cehil ve Utbe, Şeybe, Umeyye hepsi oradalar. Mekke'nin müşrik liderleri. Resulullah'ta bir hüzün vardır. İnsanların ölme hüznü vardır. Şehitler de vardır. Eğilir Resulullah. Hel vecettum ma va'adekum rabbukum. Va'adekum rabbukum hakka. Rabbiniz dediğini hak gördünüz mü siz? Beni yalanlayanlar, işte bak öldünüz şimdi. Ruhlarınız çıktı vücutlarınızdan. Gördünüz mü Muhammed'in haklı olduğunu gördünüz mü deyince Hazreti Ömer diyecektir ki Allah'ın Resulü seni duyuyorlar mı? Der ki vallahi senden daha az duyuyor değiller. En az senin kadar duyuyorlar ama konuşamazlar. Dillerinde engel var, konuşamazlar. Bir gün Umeyr bin Vehb ile Safvan bin Umeyye anlaşırlar, derler ki şu Bedir sonunda Muhammed'i öldürelim. Umeyr der ki ben der Muhammed'i öldürürüm. Ama tek şu şartla, çocuklarım ne olacak diye bilmiyorum. Vehb der ki, Safvan der ki sen onu öldür yeter ki. Sen onu öldür, senin bütün çocukların bakımını ben üstleneceğim. Görüşürler Mekke'de ve nihayet netice itibariyle kalkar ve Umeyr Mekke'ye, Medine'ye gelir. Hedefi Resulullah'ı öldürmektir Umeyr'in. Pis bir adamdır o gün için. Hazreti Ömer Umeyr'i görünce Medine'de der ki bu adam tekin bir adam değil, kılıçla gelmiş. Bu adamı Resulullah'a götürün. Umeyr iner inmez kollarını tutarlar. Resulullah'ın huzuruna götürürler. Hazreti Peygamber Umeyr'i görünce şöyle bir bakan ona. Hayırdır Umeyr der. Hiç Muhammed seninle görüşmeye geldim deyince Resulullah der ki arkasındaki kılıcını çekin onun. Kılıç arkada böyle, çekerler kılıcını. Muhammed kılıcımdan sana zarar gelmez deyince Resulullah döner, dikkat ediniz. Öyle mi Umeyr der. Vallahi der Muhammed, benim kötü niyette gelmedim ki buraya. Resulullah der ki Kabe'nin huzurunda oturmuştunuz sen ve Sa'd. Sen dedin ki Muhammed'i öldürmek lazım. Sa'd dedi ki öldür o zaman. Sen dedin ki çocuklarım var. Eğer onu öldürsem, ben öldürürsem çocuklarım aç kalacak. Safvan sana demedi mi? Sen onu öldür, çocuklarının bakımı bana aittir. Sen kılıcını aldın ve onun için gelmedin mi buraya? Umeyr bir anda yüzü kıpkırmızı. Ben dedi, evet dedi. Bununla Safvan'la biz Mekke'nin o kimsenin olmadığı yerde baş başa konuştuk, yola çıktım. Vallahi Muhammed sen dedi sıradan bir adam değilsin dedi. Ben dedi bu özel konuşmamı ancak dedi ancak senin dediğin Allah sana bildirmiş olabilir. Ancak senin dediğin melek sana bildirmiştir. Hemen birdenbire diz çöktü Resulullah'ın önünde. Resulullah kaldırdı onu. Ayağa kalk dedi Safvan. Ayağa kalktı. Ayağa kalk Umeyye. Ayağa kalktı. Resulullah'ın eline yapıştı. Ve hakikaten tam bir Müslüman oldu. Çöküyordu ve çözüyordu. Hazreti Ömer bütün bunlara birebir şahit oluyordu. Her an Resulullah'a olan aşkı ve muhabbeti kademe kademe çoğalıyordu, zirveleşiyordu. Resulullah'ı tanıdıkça, öylesine ona bağlandıkça, öylesine bağlanıyordu ki Ömer, öteler ötesi bir, bazen büyüklerin de ayağı sürçermiş. Hazreti Ömer'i hayatı boyunca etkileyen bir olay olmuştur. Menfi anlamda etkileyen bir olay olmuştur. Hudeybiye günüdür. Hazreti Peygamber Umre'ye gelmiştir ama Mekkeliler Resulullah'ı Mekke'ye sokmazlar. Nihayet zor bir gündür. O gün hayli zor bir gündür. Hazreti Peygamber ihramdan çıkın diyecek, sahabe direnecek, çıkmayacak. Resulullah'ı zorlayacaklardır. Mekke'ye zorla girmek için. Ama barıştan yana olan Resul-i Ekrem işi hep böyle yumuşak noktaya getirmiştir. İşte orada ah keşke yapmasaydı dediğimiz bir şey yapacaktır Ömer. Hazreti Resulullah'a gelecek, diyecektir ki sen bizim ihramdan çıkmamızı mı emrediyorsun? Hazreti Peygamber evet Ömer,
Hudeybiye hakikaten zor bir çıkıştır. Hakikaten imtihandır Hudeybiye Resulullah içinde, sahabi içinde. Hazreti Ömer ilk kez Resulullah'a karşı gelecek hayatı boyunca. İlk kez Resulullah'ın karşısına dikilecek, sen diyecek. Gidelim mi diyorsun? Hazreti Peygamber evet Ömer gidelim diyecektir. Sonra dönecek, Hazreti Peygamber'e bakıp şöyle diyecektir. Sen Allah'ın Resulü değil misin? Resul-i Ekrem, ben Allah'ın Resulüyüm. Sen Allah'ın Resulü değil misin? Ben Allah'ın Resulüyüm. Bizim ölülerimiz cennete, onların cehennemde değil mi? Hazreti Peygamber, bizim ölülerimiz cennete, onların cehennemde diyecek. Peki neden kendimizi aşağılatıyoruz? Sen Mekke'ye gireceğiz dememiş miydin? Niye girmiyoruz Mekke'ye? Hazreti Resulullah, Hattab'ın oğlu ben peygamberim, Allah beni mahcup etmez. Sabırlı ol biraz. Ben gireceğim dedim de bu yıl gireceğim demeyin dese de Hazreti Ömer binmek bilmez. Bir tufan gibi. Hazreti Peygamber'i hayli üzer. Sonra gider, döner ve Hazreti Ebu Bekir'e gider. Hazreti Ebu Bekir'e der ki Allah'ın peygamberi değil mi bu der. Allah'ın peygamberidir. Niye o zaman Mekke'ye girmiyoruz? Ölümse ölüm. Hazreti Ebu Bekir işte, Ebu Bekir işte. Döner Hazreti Ömer'e der kendine gel be adam der. Sen ne dedin farkında mısın? O Allah'ın peygamberidir. O ne diyorsa o yapılacak. Git ve otur. Sin kenara diyecek. Ömer kenara sinecek. Ama şunu diyecektir sonraları. Döndükten sonra Resulullah'ın doğru olduğunu anlayınca hayatım boyunca ben hep gökten başıma bir taş yağacak diye bekledim. Ben hiç unutmadım Resulullah'a o günkü çıkışını diyecektir. Oruç tuttum, namaz kıldım, köle azat ettim, sadaka verdim. O günkü o hareketimden dolayı Allah bana hesap sormasın diye. Hatta bir gün öyle diyecektir. Bu dünyadan ancak şehit gidersem Resulullah'a söyledim o sözün bedelini ödemişim. Ancak şehit. Bakıp seni gören aşık başka cemal neylesin? Bakıp seni gören aşık başka cemal neylesin? Dostluğuna eren sadık başka misal neylesin? Dostluğuna eren sadık başka misali neylesin? Kulaklar duymuşsa sesin, duyar mı ayar nefesin? Gönüllere sultan sensin, gayri emani neylesin? Sevgini tatmışsa eğer kaymalı bal neylesin? Sevgini tatmışsa eğer kaymalı bal neylesin? Kulaklar duymuşsa sevgini tatmışsa eğer.
sesin, duyar mı ah yar nefesin, gönüllere sultan sensin, gayri emani neylesin. Ve bir gün minberdedir, ilk halife olduğunda minberdedir. Medine şu sert adama alışacak. Medine-i Münevvere Hazreti Ömer'i dinlemektedir. Çıkar ve konuşur. Der ki biliyorum siz benim sertliğime alıştınız. Ben Resulullah'ın yanında onun bir hizmetçisi ve kölesi gibiydim. Ben kendimi köle olarak gördüm onun yanında. Onun için çekilmiş bir kılıçtım. O beni kınına soktu. Ama onun yumuşak olduğu yerde insanların üzerine gittim. O engellerse sinerdim. Resulullah vefat edinceye kadar benden razı oldu. Ben onunla, onun ayaklarının dibinde olmakla son derece mutluydum. Sonra Ebu Bekir halife oldu. Onun yumuşaklığına sertliğimi karıştırdım. Bu böyle devam etti. Şimdi işiniz bana verildi. Siz beni tanıdınız. Kimseye de beni sormayacaksınız. Bundan sonra zalimler, haddi aşanlar, zayıfların hakkını ondan alıncaya kadar benden korksunlar. Vallahi Ömer bugüne kadar bir defa sert idiyse bundan sonra zalimlere karşı 100 defa daha gaddar olacak, sert olacaktır. Ama iffetli olanlarınıza gelince, başkasının hakkına tecavüz etmeyenine gelince ben onlar için yanağımı yere koyarım. Bilin ki Hattab'ın oğlu böyledir. Sonra öyle dedi. Beni zalim bulmayacaksınız. Beni korkak hiç bulmayacaksınız. Allah'ın kulları, kapım hiç kapanmayacak size. İsteyen istediği zaman içeri girecek. İsteyen istediği zaman ayaklarıma basacak. Yeter ki siz hakkın yanında olun. Sonra aşağı indi ve sessizce Resulullah'ın mihrabına geçti ve namazı öyle kıldırdı. Biri öyle diyordu, Allah'tan kork ya Ömer. Diyordu ki ben korkmasam kim korkacak? Sonra bir gün ailesini topluyordu, hanımını ve çocuklarını. İnsanları uyardım diyordu. Siz halifenin karısısınız. Sen halifenin oğlusun. Vallahi vallahi bundan sonra bir yanlış yaparsanız veya devletin imkanlarını şahsınız için kullanırsanız, insanlara bir ceza verirsem size 10 ceza veririm. Sizi öyle bir hale getiririm ki Medine'yi ise dar ederim. Oğluna ve hanımına bunu söylüyordu. Sonra bir gün çıkarken karşılaşıyordu. Kimle ve neler konuşuyordu? Küçük bir aradan sonra biz yine buradayız efendim. Bir gün Medine'de bir kadın, iki büklüm Pir-i Fani yere doğru eğilmiş, büku eder gibi yürüyen bir kadın, elinde baston, Hazreti Ömer'i durdurur. Yanında Hazreti Ömer'in Carut var, arkadaşı. Kadın Hazreti Ömer'le uzun konuşur. Tam bir saat tutar Hazreti Ömer'i. Uzun uzun anlatır, derdi anlatır. Danışacak birini arıyor sanki, dertleşecek birini arıyor sanki. Hazreti Ömer dinler onu ama nasıl dinler? Şöyle diz çöker. Çünkü Ömer 2 metre boyunda bir adam. Kadın belki 40 santim, o kadar işte eğilmiş yere ya. Ömer diz çöker böyle. Caddenin tam ortasında, Medine çarşısında kadını dinlemektedir. Tam bir saat. Kadın bitirince işini Hazreti Ömer kalkar. Kadın yürür. Bastonuna dayana dayana. Carut döner der ki bütün Medine seni bekliyor. Seni görmeye gelenler var. Sen halifesin. Şöyle 2 büklüm şu kadına, şu koca karıya 2 saat ayıracağına seni bekleyenler var halife. Bütün şehir ayakta, baksana. Sen çöktün diye bütün Medine çöktü sanki. Herkes sana bakıyor. 10 dakikada onu savuştursaydın ya. Döndü ve dedi ki kendi işine bak sen. Sen o kadın kimdir biliyor musun dedi. Hayır bilmiyorum deyince o Havle'dir, Havle dedi. Hani Resulullah'a gelip kocasını şikayet etti ya, hakkında Mücadele suresinin ayetleri indi ya. Carut dedi,
Bundan sonra sözlerine dikkat et. O kadın var ya, beni bir saat değil bütün bir ömür ayakta tutsaydı, yemin ederim Allah'a yanından ayrılmazdım. Allah onu dinledi. Yedi semanın ötesinden, semaların ötesinden Allah onun hakkında ayet indirdi de, Ömer mi onu dinlemeyecek? Bütün bir ömür beni ayakta tutsaydı, vallahi onu dinlemeye devam edecektim. Sen kendi işine bak. Öyleydi. Hassas bir çizgi. Bir gün oğlu Irak-Suriye tarafına gidecek. Oradan gelince oğlu Asım hediyelerle gelecek. Hediyeleri görünce soracak, işlemeli kılıçlar, altın ve gümüş tabaklar, yiyecekler. Bunlar nedir diyecek oğlum. Oğlu diyecek ki, Iraklı ve Suriyeli yöneticiler bana bu hediyeleri verdiler. Ya öyle mi dedi. Sen ne kadar büyük adam olmuşsun. Sana hediye mi veriyorlar dedi. Evet baba dedi. Beni çok sevdiler onun için. Hazinedarını çağırıyordu. Bakanını çağırıyordu. Baksana muavkit diyordu. Benim oğlumu çok sevmişlermişmiş. Ona hediye vermişler. Öyle mi? Sen halifenin oğlu olduğu için verdiler sana dedi. Sen kim oluyorsun? Asım dedi. Döndü ve oğluna. Sen kim oluyorsun oğlum dedi. Sen benim oğlum olmasan sana bunların zerresini vermezler. Halifeye ve oğullarına verilen bütün hediyeler halkındır dedi. Al ve bütün bunları hazineye götür. Sonra döndü çocuklarına, bir daha birinden bir hediye kabul ettiğinizi görürsem tepelerim ben sizi. Gidin ve gerekirse aç oturun evinizde dedi. Sarsıyordu dengeleri. Hakikaten sarsıyordu. Bana şimdi bütün dünyayı bir dolaşın. Bir tane Ömer. Diyeceksiniz ki kimin haddine Ömer olmak? Evet, Ömer'in yolunda yürüyenler vardır elbet, olacaktır da. Ama Ömer olmak, Ömer olmak için Muhammed Mustafa'yı görmek lazım. Onun kemerini tutup böyle sarsmak lazım ki Ömer çıksın oradan işte. Çok zor, belki imkansız. Evet evet, imkansız. Bir gün Medine çarşısında halk ibretle bakışır sağa sola. Bir adamı Hazreti Ömer kovalıyor, elinde kırbaç. Adam koşuyor, Ömer'i kovalıyor. Manzara görülmeye değer. Adamı tanıyorlar, Ömer'in akrabası. Kovalıyor onu halife. Sağdan soldan bakıyorlar ne oldu diye. Sen benden para istemeye geldin öyle mi? Sonra ortaya çıkıyor ki akrabası ondan, devletten, devletin paralarından biraz para istiyor. Onu kovalıyor bütün Medine görsün diye. Ben diyordu yetimin, yoksulun, dulun parasını kimseye yedirmem diyordu. Kovalıyordu. Medine caddelerinde, Medine sokaklarında halife akrabayı kovalıyor. Aradan birkaç gün geçer, çağırtır o akrabasını. Seni kırdım mı der. Ama öyle gerekiyordu. Al sana, bu benim kendi maaşımdan arda kalan, bunu harcarsın. Sakın devletin parasını bir daha isteme. Ders veriyordu. Kim Ömer olabilir? Biri geliyordu, diyordu ki karımı boşuyorum. Karını niye boşuyorsun dediğinde, aşkım bitti diyordu. Aşkım bitti. Dönüyordu. Sen dedi, bütün evlilikler sevgi üzerine mi kurulur? Sevgi üzerine mi devam eder diyorsun? Hani güven, hani vefa? Sevgin ve aşkın bittiyse dedi, vefan da mı bitti? Hadi git karına. Şu adam, şu sarsılmayan, şu kılıç gibi düzgün adam. Bir gün bir Müslüman hanımın şikayete gelecektir ona. Hanımım benim çok huysuz, bağırıp çağırıyor diye. Evine kadar yürür Hazreti Ömer'le. Hazreti Ömer de onunla beraber yürür. Adam Hazreti Ömer'in evine doğru gelince birdenbire bir ses duyar. Hazreti Ömer'in hanımı içeriden bağırıyor. Diyor ki Hazreti Ömer'e, bugün niye bize un göndermedin? Hazreti Ömer adama döner, işte böyle kadınlar diyor. Bize bağırırlar. Adam geri döner. Hazreti Ömer, buyurun içeri girsene deyince, efendim ben bir konuyu şikayet edecektim ama dersimi aldım, gelmeme gerek yok deyince, neyi şikayet edecektin dedi. Dedi ki, karımı şikayet edecektim ama baktım senin karın da sana bağırıyor. Şikayet edecek bir şey görmedim. Ben dersimi aldım deyince sırtını sıvazladı. Onlar yoruluyorlar dedi. Onları güzel tutmak lazım. Hadi git dedi, hanımını iyi tut bakalım. Şu dışarıda kılıç gibi olan adam,
evinde nazik ve sevecen. Böyle değildi. Muhammed Mustafa şu yeşil kubbedeki zat onları bu hale getirdi. Şu kubbenin altındaki zat onları bu hale getiriyordu. Şam'da tanıdığı bir dostu vardı. Tanıdığı Şam'ın ileri gelenlerinden birisi. Bir gün dediler ki şu Şam'ın ileriden gelen adamı içkiye müptela oldu. Battı gibi gitti diyorlardı. Katibine dedi ki yaz bir mektubu yaz. Dedi ki Ömer'den falancaya arkadaşına yazıyordu. Selam dedi. Kendinden başka ilah olmayan Allah adına söylüyorum sana. Vazgeç kendine gel. Sonra dedi ki bu mektubu ona aklı başındayken yani ayıkken ona verin ki belki ona faydası olur. Mektubu alıyordu ayık olan adam. Okuyordu Halife Ömer'den arkadaşına. Bakıyordu ağlıyordu mektubun üzerine. Diyordu ki beni unutmadı. Beni unutmadı Ömer. Unutmamak lazım. Öyle diyordu. Bir gün Hazreti Halid bin Velid'i azlediyordu. Hazreti Halid'i. Azledince şu kınına girmeyen askeri Resulullah'ın en büyük komutanlarından bir komutan Hazreti Halid'i azlediyordu. Hazreti Halid'i azledince sonra dönüyordu. Biraz pişmanlık, biraz da üzüntüyle vallahi ihanetinden Halid'i azletmedim. Ama Halid girdi bütün savaşları kazanıyor. Öyle bir noktaya geldi ki insanlar zannediyor ki bütün zafer Halid'indir. Zafer İslam'ındır diyordu. Dönüyordu. Hazreti Halid şehit olunca, vefat edince annesi Halid için diyordu ki senin gibilerini anneler doğuramaz. Bunu duyunca Hazreti Ömer az bile söylemiş diyordu. Az bile. Halid ayrı bir bahistir. Elbet bir gün vakit bulsam bahsedeceğim. Yeryüzünde Hazreti Halid'ten daha muhteşem bir asker bulmanız mümkün değildir. Açık söylüyorum. Bütün askerlerin bu konuya gönül vermiş olan stratejistlerin tümünün Hazreti Halid'i ve Halid'in bütün savaşlarını iyi incelemeleri gerekir. Şunu açıkça söyleyeyim. İslam alemin birçok akademisinde Hazreti Halid'le ilgili doktora tezleri, doşentlik tezleri yapılıyor. Halid'in savaşlarını çözmeye çalışıyorlar. Sadece birinden bahsedeyim. Muhte Muharebesi'nde 200 bin insana 2000 kişiyle savaşmıştır. 200 bin 2 veya 3 bin kişiyle tam bir hafta savaşmıştır. Halid, yeryüzünde böyle bir dengeyi bulamazsınız. İyi incelemek, iyi bilmek lazım. Bir gün bir adam gelir Hazreti Ömer'e, der ki, Ömer, halife, benim bir kızım vardı, onu gömmüştük cahiliye döneminde. Kız tam ölecekken onu çıkardık topraktan. Sonra onu kurtardık, sonra Müslüman oldu kızım. Sonra yanlışlıklar yaptı, zina etti yani kız. Sonra kendini öldürmek istedi, ölmedi bir türlü. Şimdi onu gelin yapacağız. Damarlarını kesti ama ölmedi. Şimdi onu gelin yapacağız. Tövbe etti belki ama şimdi ben damada ne diyeceğim? Damada benim kızım böyledir demeyeyim mi? Ne diyorsun bana akıl verdiğince? Döner Hazreti Ömer, der ki arkadaş git kızını güzelce evlendir. İffetli bir kadın gibi evlendir. Allah'a yemin ederim ki kızının açığını verirsen, kızının zina ettiğini söylersen ona, seni Medine halkına rezil ve rüsva ederim. Çık git ve kızını adam gibi evlendir der. Nasıl bir denge? 1400 sene önce bu dengeyi hoşgörü noktasında arz ediyorum size. Acaba biz bugün Hazreti Ömer gibi düşünüyoruz. Düşünüyor muyuz? Diyeceksiniz ki o Ömer. Evet o Ömer işte. Bu konuların en sert olan, en acımasız olanı Hazreti Ömer. Ama bu konuda bu kadar yumuşak, bu konuda bu kadar anlayışlı. Rezil edemezsin kızını. Allah örtü sen de ört. Onu deşifre etme diyor Hazreti Ömer. Bir gün çöplüğün oradan geçiyordu. Çöplüğüne baktı, duraksadı. İşte uğruna savaştığınız burası dedi. Ömer'in neyini anlatacaksınız ki? Neyi anlatsanız eksik kalıyor. Ben sanki bir okyanusun ortasındayım. Oradan bir avuç, oradan bir avuç. Anlatmaya gayret ediyorum okyanusu. Anlatabilmek mümkün müdür? Hazreti Ömer'i bütün özellikleriyle elbette ki mümkün değil. Bir gün helva getiriyorlar, helva yiyecek.
Sonra bakıyor ki Medine'de herkes şu anda helva yiyebilir mi? Diyorlar ki Medine'de nasıl helva yesin herkes? Kıtlık var. Kaldırın diyordu. Ve bir buçuk sene boyunca sadece kuru ekmek yiyecektir. Medine'de kıtlık kalkıncaya kadar. Şöyle diyordu şehit olduğu gün, şehit olduğu sene, benim bir hayalim var. Çok ilginç, bakınız. Bir idareci nasıl olurmuş? Benim bir hayalim var. Bazı insanlar bana ulaşamıyorlar. Dertlerini anlatamıyorlar. Ömrüm olursa diyordu, bir sene Şam'a gideceğim, 2 ay kalacağım. 1 ay, 2 ay Mısır'a gidip 2 ay kalacağım. Bir ara Bahreyn'e gidip 2 ay kalacağım. Bir ara Kufe'ye gidip 2 ay kalacağım. Bir ara Basra'ya, bir araya Yemen'e gidip 2'şer ay kalacağım. Böylece halkın, bana ulaşamayan halkın bana ulaşmasını temin edeceğim. Bana dertlerini anlatsınlar. En azından ben onlara bir çözüm yolu bulmaya gayret edeyim. Öyle diyordu. Sonra bir gün bir kuş görür. Daldan dala kolan bir kuş görür. Keşke ben de bir kuş olsaydım. Ben hesap vermeseydim bir gün. Bir gün yürürken öyle döner der ki, sırtında bir abası vardı. Abasının üzerinde tam 16 yara vardır. Döner ve şöyle diyecektir. Keşke ben mahşere gittiğimde, teraziye gittiğimde günahlarım ve sevaplarım tartılmadan keşke bir kül olsaydım. Beni savursalardı sağa sola. Keşke bir kuş olsaydım. Veya keşke ben bir ağaç olsaydım. Sobaya atılmış yakılan bir ateş, bir çubuk olaydım, bana sormasalardı. Keşke annem beni hiç doğurmasaydı. Keşke anam kısır olaydı, keşke, keşke, keşke. Keşke anam beni hiç doğurmasaydı. Keşke Ömer hiç olmasaydı. Eğiliyordu, sırtı bükülüyordu. 2 sene içinde bütün saçları dökülüyordu. Renk ter renge giriyordu. Soruyordu arkadaşı, bir derdin mi var? Evet diyordu. Derdin nedir Hattab'ın oğlu deyince sorma diyordu. Diyar-ı Dicle'de, kenar-ı Dicle'de, Dicle Nehri kenarında bir boynuzlu hayvan bir boynuzsuz hayvanı iterse nehre, Allah bana soracak bütün onu. Ben Ömer nasıl yetişeyim her yere? Beni geceleri uyutmuyor bu korku diyordu. Muhammed Mustafa öyle bir kadro yetiştirdi ki aleyhissalatü vesselam, bir tarafta Hazreti Ömer, bir tarafta Hazreti Ebubekir, bir tarafta en muhteşem filozoflardan daha büyük filozof olan Hazreti Ebu Derda, bir tarafta Ebu Zer. Hangini alsanız tek başına bir din önderi olabilecek kadar büyüktür. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sahabisi Beni İsrail'in peygamberleri kadar büyüktür. Açık ve net ve altını bir daha söylüyorum, çizerek söylüyorum. Hazreti Resulullah'ın o büyük sahabilerin her biri bir Beni İsrail peygamberi kadar büyüktür. Mevlam'ın sonsuz selamı üzerine olsun. Mevlam'ın sonsuz bereketi üzerine olsun. Çok kısa bir aradan sonra dualar, sorularımızla buradayız. Selamlar.